billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 19. Lema İktisat Risalesi. İktisat ve kanaate, israf ve tebzire dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu veşrebu ve la tusrifu. İkinci nükteyi yapacağız. İkinci nükte. Fatır-ı Hakim, insanın vücudunu mükemmel bir saray suretinde ve muntazam bir şehir misalinde yaratmış. Fatır niye dedi? Mevzuya bakan ismine. Çok güzel. Bak, hoşuma gitti. Hani kompozisyonda yazı yazılırken şey kadar mühimdir isim vermek. Bir yazıya isim vermek, arabaya isim vermek çok mühimdir. Hatta insana isim vermek çok mühimdir. İsmin hakikatını, hakikatiyle topluma mal olmuş öndeki bir insanın ruhu ona yavaş yavaş öyle olmaya başlıyor. Mesela Osman dese çocuğa, Efkarame'de toplumda Hazreti Osman, Mulayim, Halim Selim. Osmanlar hakikaten dikkat edersen Osman diye diye pompalamış yani. Onun için isim vermek çok mühimdir. Onu hatırlatıyor. Evet, ama sen hatırlatınca ne oluyor biliyor musun? Osman diyorsun. Diyecek ki konu derde iyi. Osman diyorsun. Önemli olan o çocuğun Osman bilmesi değil. Sen Osman derken senin dünyanda bir Osman haleti ruhiyesi var. Psikolojisi ve ruhu ve bir Osmanların senin üzerinde bir Osmanların bir şeyi var. Malumatı var. Ruhsal bir hal var. O önemli sende. Osman dedikçe bu pompalanıyor karşıya. Karşıya vuruyor. Ustad da kullanıyor bunu. Bir insana 40 gün deli desen, delisin deli desen, sen diyorsun o deli, ben deliyim demiyor ki. Delileşmesi vuku bulmuştur diyor. Yani diyen, bak diyen önemli. Çocuk mesela o kadar değil bak. Diyen önemli. Bir insana iyisin iyisin. Bak mesela ben sana ne dedim psikolojide bugün? İyilik yaptığın zaman diyeceksin ki aferin lan İbrahim. Ben ne yapacağım ki? Aferin lan Hasan. Bak bunu iyi becerdin hemşerim. Kendi kendine konuş. Bak bunu becerdin. Aferin. Seni tebrik ediyorum. Bir çay hak ettin lan sana. Mükafatlandır. Ama kötü bir şey yaptığın zaman bak kimse yok burada. Bak bunu yanlış yaptın. Yok falan savunma gelecek. Bak savunma bak. Bırak. Bırak ben seni bilirim. Diyeceksin. Yani mükafatlandırmayı da bileceksin kendini. Kendini mükafatlandır. Tamam. Ha şimdi bu Fatır Hakim. Şimdi bu neyle bakacağız bu mevzuya ikinci nükteye? Yukarıda birinci nükte neydi? Dikkat eder misin? Halik-i Rahim. Fatır Hakim. Ondan sonra bakayım diğer isimleri kullanmıyor. Beşincide Cenab-ı Hak. Hak ismi. Hak kullanıyor. Ondan sonra diğerlerini kullanıyor. Tamam. Şimdi fatır ne demektir? Benim tespit ettiğim kadar, lügatta yok tabii bu. Bak, zamansız, iyi dinle, zamansız, zeminsiz, mukayesesiz, taklitsiz, nüminesiz, modelsiz, misalsız, mukayesesiz, örneksiz, ilk ve son yapan Allah demektir. Zamansız, zeminsiz, taklitsiz, mukayesesiz, misalsiz, nüminesiz, örneksiz, ilk ve son yapan demektir. Fatır-ı Hakim, insanın vücudunu mükemmel bir saray suretinde ve muntazam bir şehir misalinde yaratmış. Ağızdaki kuvve-i zayikayı bir kapıcı yapmış. Ağızdaki kuvve-i zayikayı bir kapıcı yapmış. Şuraya bak, saraya ilk önce benzetiyor. Sarayda kapıcılar var, bekçiler var değil mi? Var da var. Şimdi bu sarayın
kapıcısı Kuvve-i Zayika. Kuvve-i Zayika nedir? Zayika kuvvesi tat alma melekesi özelliği. Asap ve damarları telefon ve telgraf telleri gibi yapmış. Sinirler ve tat alma sinirleri ve duyguları. Kuvve-i Zayika ile merkezi vücuttaki mide ile bir medar-ı muhabereye muhabereleridir ki. Yani dille, dildeki o şey mideye, beyine ne yapmış? Bağlamış. Ona haberdar ediyor. Mesela daha mideye gelmeden mideye bağlamış ki mide kusuyor yani. Alma içeriye diyor mesela. Veya bazen diyor ki çok getir. İki dümdüm bir güm doğru aşağıya. Böyle. Pek hoşlanmadığımız zeytinler falan. Ama baklava ise evir çevir, ipini koparmış sığır gibi ahırda bir öyle dönüp dolaştırıyoruz, anlıyor musun? Mide de bağırıyor, göndersene be kardeşim, işte mide sulanması oluyor. Ya şimdi ne kadar antika, ona neyse girmeyeceğim ama şu kadar diyeyim. Dili mideye nasıl bağlanmış? Daha gitmeden ha? Hani mide gidince çalışır. Hayır, gitmeden de çalışıyor. Orada bir kompütörü var, beyin. Daha dildeyken, hatta elimdeyken, hatta gördüğüm zaman, şimdi Ramazan'dayız mesela, güzel bir yemek görsek, midem, affedersin. Çok örnek oldu. Örnek oldu. Hemen güzel bir yemek, tamam mı? Nasıl çalışıyor? Hayalle çalışıyor. De götürüyor mu? Bak nereye götürüyorum. Hayalle çalışıyor. Rüya ile çalışıyor. Rüyada bu sabah kalktın. Allah hayır etsin ya, ne güzel yemek yiyorduk lan. Ya canın onu istiyor şimdi, mide onu istiyor. Şu nasıl bir şey? Hayalle çalışıyor. Evet. Kokuyla çalışıyor mide. Güzel. Fesubhanallah. Elle çalışıyor. Sesle de çalışıyor, kulakla. Şimdi sen bir şey anlattın, bir yemeği anlatıyorsun Orçun. Aman anlatma. Ya niye ben bunu mübalağa ediyorum? Ya şu sanata bak ya. Anladın mı? Sanata bak ya. Ağza gelen maddeyi o damarlara haber verir. Ağza geleni o damarlara haber veriyor. Ağza girdi ya, falan şey geldi. Bedene, mide lüzumu yoksa yasaktır da dışarıya atar. Vücut hemen onu tanıyor. Daha az da ya. Ve Yusuf bak, yerken koku yapıyor. Lazım olacak. Koku hemen o sinir, sinapsis mi, bir şey sinir uçları deniliyor burunda veya dokunmada, dilde. Bunu ne yapıyor? Alıyor doğru beyne. Beyin diyor ki, sokma içeriye. Yani beyin, vücut diyor ki sokma içeri, zararlıdır. Yani o madde daha buradayken, kokudayken, gözümüz gözdeyken vücut onu hesabını yapıyor ve kar ve zararını hesap ediyor. Şey yapıyor. İyi veya kötü diye. Kabul etmiyor. O yemeğe bakıyor, abi kötü olmuş. Evet. Kokuyor abi, 2 günlük herhalde. 5 günmüş. 2 günmüş. Yani sokma diyor ama daha onu hesap ediyor. Tahlil ediyor kimyada, ondan sonra onu gördüğü şeyi. Nasıl yapıyor mesela bak, hayali, şey, gözde gördü ya yemeği. Hayır, niçin biliyor musun? Onun hakikati ve resmi beyinde var. Onu görünce buradaki arşiv var. Hani tapu dairesinde arşivler var gibi. Hı. Hemen onu gördü mü? Hemen beyin diyor ki, bunun var mı daha öncesi yani? Daha önce böyle bir şey girmiş miydi beyne? Beyin diyor ki, hani Türkiye'de memurlar gibi bugün gitti, yarın geldi gibi değil. Hemen arşivden indiriyor. Bir bakıyor ki daha önce de girmiş vücuda o. Hemen beyin onun tadını, tuzunu, lezzetini falan hemen öne koyuyor. Beyine götürüyor. Buyur beyefendi diyorlar. Onun tadı şudur, tuzu şudur, kokusu şudur. Şöyle şöyle. Sana da geçen sene de dokunmuştu. Miden kazınmıştı. Hepsini dokümanı çıkıyor. O anda baktığı anda, ya ben onu yemem diyor. Görüyor musun? Yeni tanıyorsa mesela, dilin ucuna beyin diyor ki, bir dakika hemen sokma diyor. Ben bir tahlil edeceğim.
beyin, ruh, his, latife, damar, asap. İyi, iyi. Bu sefer paketliyor. Yoksa pıl diye tükürüyor. Sistem çok ilginç, ilgimi çekiyor. Onun için anlatıyorum. Sistem çok acayip. Yasaktır der dışarı yatar. Bazen de bedene menfaati olmamakla beraber zararı ve acı ise hemen dışarı yatar, yüzüne tükürür. Hani pı 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 var ya, sanki suratına tükürüyormuş gibi oluyor. İşte madem ağızdaki kuvve-i zayıka bir kapıcıdır, yani ağızdaki dil kapıcıdır, mide cesedin idaresi noktasına bir efendi ve bir hakimdir. Mide de cesedin idaresi noktasında hakikaten efendi ve hakimdir. Ona göre değerlendiriyor. Yani bana zararlıdır diyor falan. Mide bunu tıp böyle kabul etmiyor ha. Beyinle şey yapıyorlar. Tıp da efendim efendi ve hakim vücutta gıda noktasında beyin. Beyin sinirleri şey yaparsa mideye komut veriyor al diyor. Hayır. Ustad diyor ki cesedin idaresi noktasında bir efendi ve bir hakimdir diyor mide. Beyin şey yapıyor onu. Beyin, onu da kapatabilirsin. Beyin ne yapıyor? Diyor ki, mide, hepsini sanki telefonu oraya bağlı. Karaciğer, tırnak, böbrek, dalak, tamam mı? Böbrek, dalak şey yapıyor. Efendim, mideye bildiriyor. Mideye bildirdiği zaman, diyor ki mide, bak tırnaktan bu geldi. Karaciğerden de bu geldi. Böbrekten de bu geldi. Saçtan bu geldi, kulaktan bu geldi, efendim dokulardan şu geldi, o onu hep hesap ediyor. Ona göre iştaha ortaya salgılıyor. İştah sıvısı salgılıyor. O saraya veyahut o şehre gelen ve sarayın hakimine verilen hediyenin 100 derece kıymeti varsa kapıcıya bahşiş nevinden ancak 5 derecesi muvafık olur. Fazla olamaz. Yani bahşiş de lezzetli olması, faydası değil. O da dil. Dile bahşiş veriliyor. Bahşişi anladın mı? İbrahim sen anladın mı? Bahşiş. Hani mesela güzel bir yemek geliyor da bir lokantada bahşiş, bir tamir eder arabanı, çırağı bir bahşiş verirsin. Şimdi efendi kimdi? Mide. Mide. Onunla alakalı. Merkez o. Peki lokantadan efendi kim? Aşçı. Ama aşçıyı gören var mı? Yok. Sen kimle muhatapsın? Garsonla. Garson sana getiriyor, getiriyor. Peki sen yemeği yedikten sonra aşçıya bahşiş veriyor musun? Yok. Kime veriyorsun? Garsona. Bu da garson işte. Anladık mı? Dil mi garson? Garson. Bir isterse takdim ediyor mideye, isterse etmiyor. Ama merkezde çalışıyor. Nasıl ki dil gireni mideye bildiriyorsa aynının tersi var. Mide de dile diyor ki alma içeriye. Lezzetli dahi olsa almıyor. Hep mide konuşunca mide bak şu anda devreye girdi. Oruççuysa. Orucu bak beni hemen şey yapıyor beni. İnşallah tasdik ediyor. Ve sarayın hakimine verilen hediyeden 100 derece kıymeti varsa mesela o şeyde faydası çok. Mesela bir misal veriyor usta burada. Tatlı ile peyniri misal veriyor. Evet. Oysa tatlı hakikaten zarar yani çoğusu. Peynir öyle değil yani. Ve lezzetli değil. Ama ona daha çok değer veriyor. Fazla ta ki kapıcı gururlanıp baştan çıkıp vazifeyi unutup fazla bahşiş veren ihtilalcileri saray dahiline sokmasın. Mesela baklavanın o bir sürü şey sokuyorlar. Saatlerce bak arkadaşlar 10 dakika lezzet alacağım diye 10 saat azap çekiyor. Mesela lahmacun. Sen biliyorsun bu 10 dakika sen yedin mi? 10 saat seni yiyecek o. Uykuya düşürecek, kafan çalışmayacak, kafan monoton olacak, azmedemeyeceksin, aman yürüyeyim diyeceksin. Bilmem bir sürü de enkazları kalacak yani göbeğin çıkacak. Lezzetli. Lezzetli. İşin tuhafı lezzetli olanın
akıbeti kötü. Çok acayip değil mi? Lezzetsiz olanın da akıbeti güzel. Akıbeti güzel. Şimdi mesela kaç dakika lezzet al? Ağza lahmacun gelmeden. Lezzeti var mı elindeyken? Yok. Lahmacun burada elimde. Lezzeti yok. Mideye indikten sonra lezzeti var mı? Olur. Yok. İki yokluk arasında dilde 5-10 dakika için 10 saat zahmet çekilir mi? 10 dakika ya. Çünkü bahşiş fazla veriyoruz. Fazla bahşiş verilen ihtilalcileri sarayın dahiline sokmasın. İşte bu sıra binaen sır. Şimdi iki lokma farz ediyoruz. Bir lokma peynir ve yumurta gibi mukaddim maddeden 40 para. Bak mesela peynirle ne baklava işi yapacak. Evet. Peynirle yumurta. Diğer lokma en ağla baklavadan 10 kuruş olsa fiyat farklı değil mi? Burada da farklı değil mi? Türkiye'de de farklı da. Burada peynirle baklava farklı değil mi fiyatı? Farklı. Bu iki lokma ağza girmeden beden itibariyle farkları yoktur, musavidir. Boğazdan geçtikten sonra ceset beslemesinde yine musavidirler. Belki bazen 40 paralık peynir daha iyi besler. Öyle değil mi? Yani bakın yemeği ağza girmeden önce peynir ve baklava elindeyken, tepsideyken aynı. Peynirle baklava aynı değil mi tepside? Farkı var mı? Yok. Girdikten sonra da aynı mideye. Bir işte boğazdan geçerken, dilden geçerken şey var. Yalnız ağızdaki diyor kuvve-i zayikayı okşamak noktasında yarım dakika bir fark var. Mesela peyniri iki dümdüm güm aşağıya. Ama baklava ise bir sağ, bir sol, bir alt, bir üst. Yarım dakika atır için 40 paradan 10 kuruşa çıkmak ne kadar manasız ve zararlı bir israf olduğu kıyas edilsin. Bu hakikat fatır ismine zıttır. İsraf oluyor. İsraf oluyor. Birinci nükte ruhsal israftan bahsediyordu. Şimdi bu israf şey noktasında değil. Bu para noktasında israf. Şimdi saray hakimine gelen hediye 40 para olmakla beraber kapıcıya 9 defa fazla bahşiş vermek kapıcıyı baştan çıkarır. Hakim benim der. Kim fazla bahşiş ve lezzet verse onu içeriye sokacak, ihtilal verecek, yangın çıkaracak. Aman doktor gelsin, hararetimi teskin etsin, ateşimi söndürsün dedirmeye mecbur edecek. Çünkü onları soktun mu vücut dengesi bozulacak. Vücut dengesi de bozuldu mu? Bu sefer doktoru çağıracaksın. İşte iktisat ve kanaat hikmet ilahiye tefik harekettir. Demek ki iktisat ve kanaat. Peki ne fark var bunda arkadaşlar? İktisat israfın zıttıdır. Kanaat da tebzirin zıttıdır. Ne demek? Hiç böyle önünü, arkasını, karşıki bir tarafı, bu tarafı hiç düşünmeden muamele yapmak. Bolla. Yani israf gibi lugatta geçiyor ama değil yani. İsraf, hiçbir şey düşünmeden israf etmek. Bu öyle değil. Yani biraz daha israfın ruhsal tarafı, iç taraftaki anlayış kıtlığı. İsraf ise cesedi daha çok. Tebzir ise ruh tarafındaki israfa bakıyor. Yani iç alemdeki o dengesizlik. Yani şey yapamıyor yani. Kanaat neydi? Kanaat iç alemindeki duyguların dengeli oluşu. Kanaat bu. Yani kanaat yoksa tamam bu mektubat bana yeter. Tamam doğru da bu dışarıdaki tezahür. Ben bundan bahsetmiyorum. Dışarıda gözüken tabii ki budur.
Ama iç alemde nedir o? Mustafa. Mustafa'yı hatırladınız mı? İstifa, estefa, Mustafa. Dünkü ders. O zaman nedir? Cenab-ı Hakk'ın bu kainata koymuş olduğu bir adet ilahisi var. Bu yaratmış olduğu kainatın da bir nüminesini insana koymuş. İpini bağlamış. İnsanla kainat arasındaki bir ilişki var. Bu ilişkiyi dengeli tutabilmenin adı efendim kanaattır. İktisattır. Kanaat ise farklıdır. Bak, insandaki nüminelerin diliyle elma arasında insandaki nüminelerin kainattaki bir fiil karşılığı var. Onun arasındaki dengenin adı iktisattır. Kanaat ise ruhsal zevktir. Yani Allah'ta dinde kanaat etme. Yani tatmin olmak, dengeli tutmak. Bir tanesi kainatla insanı dengeli tutuyor. Ama kanaat ise iç dinamiklerin, iç farklı farklı duygularını dengeli tutabilmek. Birisi ruhunu kainatla dengeli tutabilmek. İkincisi iç alemindeki duyguları senteye getirebilmek. Bu biraz bilmem karmaşık mı oldu? Yok. Tamam. Ben sadece biraz daha şöyle kıyas ediyorum da böyle insanı bir şehir gibi tasvir edip adeta hayatımızdaki yaşadığımız şeyler insan vücudunda da aynen yaşanıyor. Aynen. Mesela şehirde tesisatlar var değil mi? Elektrik hatları var, su tesisatları var, imalat hameleri var, tahrip yerleri var, bozma yer, gayrimeşru yerler var şehirde, camiler var, medreseler var, iyiler var, kötüler var. Aynı insan da böyle. Aynı ya. Alem de öyle ya. Aynı. Yasakçısı var, polisi var, evet. Hakimi var, efendisi var. Hocası var, alimi var. Kafiri var, yani. Mümini var. Aynı şehir. Demek ki yani insanın kendi vücudundaki dengesini sağlaması, hayatındaki sağlamasıyla da doğru orantılı. Evet. Hayatında dengesiz olan bir insana, aferin çok güzel bir şeyi hatırlattı bana. Allah razı olsun. Yani mesela iç aleminde kanaat olmayan dış dünyada iktisadı olur mu? Dış dünyada uyumsuz olan Allah aşkına bak şimdi. Geçimsiz. Ona kanaat. Bugün bir şey anlattım değil mi? Mesela bir oluşum var, bir hizmet var bir şehirde. Nurculuk, tamam mı? Ona kuvvet vermen gerekirken oradaki insanların halli, tavırlarından, doğru dayı, haklı dayı olsa, efendim küsüp de kendi ayrılıp bir yerde başka bir oluşum yapmak cinayettir ya. Kuvvet vermen lazım. Şimdi bak iç aleminde kanaat edeceksin kardeşim. Usta diyor ben size kanaat ettim. Ben size iktisat ettim demiyor ki. Ben size kanaat ettim, siz de Risale-i Nur'a kanaat edin diyor. Bak kanaat ruhsal olduğunu anlatmak için söyledim. İç alemdeki doyumdur yani, memnun olmaktır. Yani hakikatını bulup hak olmaktır. Hakka mazhar olmak. Aynı şehir gibi düşündüm, doğru. Şimdi bak, iç aleminde karmaşayı yaşayan bir insanın cemaat içinde dengeli olacağını mümkünatı var mı? Ailede sorun imal eden bir insanın, sorunun parçası olan, çözümün parçası olmayıp, sorunun parçası olanın cemaate gelip de sorunsuz olacağını kim söylüyor? Onun için adın gibi inan, burada geçimsizlik mi yapıyor, huysuzluk mu yapıyor? Evde de böyledir. Gidin bakın iş yerinde de böyledir. Huysuzdur kardeşim. Kanaat yok ki adamda ya. Kanaat olmayanın iktisat olmaz. İktisat dışa vuruştur, kanaat içsel alemdir. Bak ikisini dört tane şeye koyduk bak. Dikkat ettin mi? İktisat ve kanaat noktalı virgül. İsraf ve tebzir. Gördün mü bak? İktisat israfa, kanaat tebzire bakıyor. Yani onun zıttıdır. Şimdi bak şimdi. Yusuf, canım kardeşim. Kendisiyle kavgalı olan benle barışık nasıl olur? Kendisiyle barışık değil. Biraz önce ne aldım? Misal vermiştim. Kendinle barışık olacaksın. Nedir o? İyi bir şey yaptığın zaman aferin lan Hasan. Bak kendi kendim kimse yok yanımda. Herkes yanında değil. Aferin lan. Bunu iyi dedin bak.
Bunu becerdin hemşerim. Konuş kardeşim. Bana ne diyor biliyor musun bak? Haçtayız. Tavaf ediyoruz. Dedim ya bu alt katta yapmayalım dedim yani benimkilere. Bak burada çarparız dedi. Yok bir şey olmaz. İyi dedim. Tabi biraz da lezzetli aşağıda. Niçin lezzetli? Acaba ruhsal lezzet mi şeytan mı? Çünkü lezzet, şeytan da lezzet atar. Zannederim ki tavaf ederken Kabe'nin önünde ben ruhum lezzet alıyor. Çoğu zaman nefis lezzet alıyor. Çünkü böyle. Kadınlar iç içe. Üçüncü tavafta çarptın mı ben kadına? Bana demesin mi ki serseri? Ne haber lan? Gördün bak. Farz yapıyordun. Haramla karşıla. Ha farzın gitti. Tamam dedim doğru. 1-0. 1-0 galibiz. Şimdi ben sana göstereceğim dedim. İyi dinle. Diyor ya. Çıktım üçüncü kata. 1 kilometredir onda dönmek. Çıktım oraya. Ne haber? Ne haber? 4-3. Ben galip. Yarın görüşeceğiz diyor. Böyle ya. Yani çoğu zaman düşüyoruz, ediyoruz da. Ben bir şey şeyin için misal veriyorum. Muşahhas, yaşanmış dünyadan veriyorum ki 3 tane fıtrat var. 1 dokunsal, 2 işitsel, 3 görsel. Onun için misal verirken 3'ünü de içine alırsan o adamlar iyi anlar. Dokunsallarsa düz okursan yeter onlara. Düz okur, işitseller, düz okunma tamam. İzahtan hiç hoşlanmazlar. Görseller, o dersi göstermen lazım. Görüntülü dersi. Görüntülü yapacaksın. Nasıl? Bak arkadaşlar peynir. Peynir ve baklava dedi. Tamam mı? Peynir yumurta. Kardeşim Kemal, tepsi görüyor musun elimde? Bir tepsi hayal et. Et. Ettin mi? Evet. Sol tarafta peynirle yumurta var bak şimdi. Koydun mu bak? Yumurta ile peynir var. Gördün mü bak? Beyaz peynir böyle yağlı böyle. Tuzsuz ama yarabbi Ramazan'da da iyi gitmiyor ama. Sağ tarafta baklava var böyle. Ne baklavası markası? Fani imam bayıldı, müftü şaşırdı, müezzin yayıldı, cemaat ayıldı. Müftü şaşırdı, bir baklava. Ha bırakın hepsini. Gördün mü? Şimdi almadan, içeriye almadan ikisi eşit. Bunlar, bu misal kimedir şimdi Yusuf'um? Sen ders yaptığın için söylüyorum. Görsel. Düz okuyup da şey yapmak, onun için işitseller, görsellerden rahatsız olur. Görseller de işitsellerden rahatsız olur. Ne kardeşim tıkır tıkır ne gidiyorsun at gibi ya. Ben de evde okurdum. Dokunsallar ise şu. Kemal. Peyniri at ağzına kardeşim. At. Hayal at. Şimdi baklava yat. Bayağı fark var değil mi? Bu da dokunsal. Böyle üçün içini dersin içine alabilirsen herkes memnun olur ya. O için ben yaşanmış misallerde vermeye çalışıyorum. Şimdi kanaat iç alemdeki dengelerin dengeyi getirilişi. Bu sefer dışarıya ne gözükür? İktisat gözükür. İç alemde dengesi olmayanın dış dünyasında iktisadı olmaz. Örnek verdik. İçinde sorunlarla yaşayan, sorunları çözemeyen, ders cemaat içindeki sorunun parçası olanlardır. Sorunun parçası. Kardeşim sorunun parçası olma. Çözümün parçası ol. Çözüm öğret kardeşim. Önce dün akşam mıydı? Bir şey anlattı da dedim şu anda sen anlatırken beni dinledin mi? Yok dedim köydeydim. Sıkıntıyı anlatıyor. Değil mi? Hatırladın mı İbrahim? Niye dedi? Dedim senin hayatındaki olumsuzlukları kafama koyacak kadar, çöplük haline getirecek kadar ahmak değilim. Çünkü ayna gibi değilsin ki. Karşına çıktın, gözüktün, çekildin, kayboldun. Öyle değil. Anlattın, benim kafama girdi. Senin geçmiş hayatındaki olumsuzlukları onun seni bunun seni dolduracak kadar ahmak mı? Burası çöp tenekesi mi? Git kardeşim dışarıya at onu. Olumsuzlukları anlatma bana kardeşim. İstemiyorum. Pozitif kuyusundan kokuyu duymak istemiyorsan koku kapağı açma. Hem televizyonu açıyorsun, hem abi duydun mu ya şu ne kadar kötü bir haber vardı falan. Gelip bana anlatıyor. Niye ta ki sıkıldı, deşarj, ben tatmin edeyim. Git kardeşim, o ki bu kadar elem almak istemiyorsun, kötü şeyler duymak istemiyorsun, moralın ve ruhun sıkılmasını istemiyorsan pozitif kuyusunu kapağını açma. Açma kardeşim, koku gelecek.
İşte iktisat ve kanaat hikmet ilahiye tefiki harekettir. Bak ne kadar harika, ne kadar harika söyledi. Hikmet ilahiye tefiki harekettir. Kuvve-i zayikayı kapıcı hükmünde tutup ona göre bahşiş verir. İsraf ise o hikmete zıt hareket ettiği için çabuk tokat yer. Dikkat edersen israf eylemdir. İsraf eylemdir. Onu hemen sorunu alacağım bak. O israf ise o hikmete zıt hareket ettiği için eylemin adıdır iktisat ve israf. Çabuk tokat yer, mideyi karıştır, iştihayı hakiki kaybeder. Tenevvü etimeden gelen suni bir iştihayı kazibe ile yedirir. Hazımsızlığa sebebiyet verir, hasta eder. Yani tenevvü etime, yani çeşitli çeşitli lezzetleri tadayım diye tatmak için. Yani ciddi bir ihtiyacı yok. Aç değil. Peki onun ölçüsü nedir? Lezzeti almak için. Onun ölçüsü şudur kardeşim. Diyor ki 4 saat geçmeden yemeyin diyor. 4 saat geçmeden şurada en sonunda yersen şu. Cemaate tibbe fil beyteyni cem'en ve husnel kavle fi kasril kelam fekalil in kelte ve ba'de ek lin tecenneb ve şifa'u fil inhi gâim mi ve leyse ala nüfusi eşheddu hala min idhâli ta'ami ala ta'am. Yani ilmi tıbbı iki satırda topluyorum. Kim diyor bunu? İbn-i Sina. 600 sene Avrupa'da bunun kitabı okutulmuş ve ondan sonra tıp, Avrupa'nın tıp ilmi bunun üzerine kurulmuş bu adamın. Diyor ki, sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra yedikten sonra 4-5 saat kadar daha yeme. Şifa hazımdadır. Yani kolayca hazmedeceğin miktarı ye. Yani Harun, lahmacun o kadar yeme. Lazcası. Nefse veya mide en ağır ve yorucu hal, nefse ve mide en yorucu hal, taam üstüne yemektir. Yani vücuda en muzir, vücuda muzir değil, en muzir, en bela, en kötü, 4-5 saat fasıla vermeden yemek yemek. 4-5 saat geçmeden çekirdek bile atmaman lazım. Çünkü midenin sülfürik asiti değişiyor. Yani bir şey girdi değil mi, bir damla bir su dahi olsa, hemen bir çekirdek gitti. Ya bundan ne olacak deme. O bir kimyevi bir yapıdır. Kimyevi bir yapı taşıdır. Onu mide tanıyor. Beyin onu tanıyor. Onun çözünürlüğü, onu parçalamak için ne kadar ATP'ler, ne kadar efendim mitokondriler, ne kadar şeyler, ne kadar sülfürik asitler, pepsin özenlerini, yani bir sürü şeyler anlatıyorlar. Salgılanıyor. Peki mideye onu görünce salgılayacak. O zaman midedeki daha önceki salgılamaların kimyasını bozacak. Bu sefer mide asiti çoğalacak. Daha önce çalışıyordu. Bir saat önceki şeyi çalışıyor makine. Şöyle misal vereyim birazcası. Görseller. Tabak kabul edeyim. Pirinç. Taşına ekliyorum. Taşına ekliyoruz der. Sana ne ya? Bir tanesi tam bitiriyordum. Yarıya kadar geldim. Bir tanesi bir kilo pirinç üzerine döktü. Ne yapmam lazım İbrahim şimdi? Hepsini bir daha aynı. Bir de eklemem lazım. İşte mide daha önce uğraşıyordu gıdayla. Onlar ekliyordu böyle, parçalıyordu. Bir tane çekirdek attı. Bu sefer kimyası değişti oranın. Başlamış. Çünkü o kimya o kadar içindi yani. Şimdi şu anda benim midedeki kimyanın oranı, midedeki ne madde varsa o kadardır. Bir çekirdek bile eksik ve fazla olamaz o. Öyle hassas ölçülü asit salgılanır. Çekirdek attığım zaman oranı değişti. Bu sefer beyin hemen hesap ediyor. Mide diyor ki şu kadar asit salgıla. Yeni bir paket geldi. O karıştı. Mide de diyor ki ben onu ne yapacağım, ben şimdi girdi. Yeni baştan diyor ayıkla. Yeniden o asit miktarı artıyor. Yeniden başlıyor. Hadi bakalım ondan sonra hadi mide hapları, bilmem hapları. Zaten merkezde efendi buydu ya. Onun için dedim işte Yusuf. Efendi bu olduğuna göre burada hastalık olunca vücudun her tarafı dökülüyor. Bak mesela bir tedavi metodunu anlatayım size. Harika bir metot.
3 gün oruç tutmak, 10 gün tutmak, 7 gün tutmak, 1 ay tutmak. Nedir 3 gün? Ne hastalığın var? Yap bakalım göreceksin. Bak göreceksin. 3 gün oruç tutmak ama iftar ve sahurda sırf su içeceksin. Ramazan'da da olur mu? Olur tabii. 3 gün, en azından 3 günden başla. Bunu Tıbb-ı Nebevi'de çok harika anlatılıyor. Şimdi sahura kalktın, su iç, yat. İftar oldu, su iç, yemek yok. Sahura kalk tekrar ikinci günün orucu için, su iç. İkinci gün iftarı, su iç. Üçüncü günün sahuruna kalk, su iç. 3 gün su. Hiçbir şey yemeyeceksin. Bak şimdi sevgili kardeş, bir olay anlatayım. Bizim bir dostumuzun... 3 günden sonra iftarı nasıl yapacaksın? Yani normal... Onu yok, onu yok. Normal şey yapacaksın. 3 günden sonra hemen şey, meyve suyu. Meyve suyuyla başlıyorsun. Ondan sonra bir yarım bardak zeytinyağı, yarım bardak limon karıştırıyorsun, onu içiyorsun. Şey yapıyorsun. Bir de 3. günün akşam üzeri bir avuç pirinç, yağsız tuzsuz lapa pişiriyorsun. Sırf onu yiyorsun. Yağsız tuzsuz. Ondan sonra 2. gün normal şeye giriyorsun. Çorbayla giriyorsun. Düze giriyorsun. Bak şimdi. Bizim bir dostumuzun çocuğu, 15 yaşındaki çocuk bisikletten düşüyor. Bu göz böyle dışarıya çıkıyor. Kasları, lifleri tahrip görüyor. Arkası kan doluyor falan. Doktorlar dedi ki çıktı ya göz dışarıya. Dışarıda göz. Bu kaslar bozulmuş. Çünkü arkası kan doluyormuş. Ameliyat olması lazım. Bu çocuk, 15 yaşındaki çocuk 15 gün oruç tuttu. Su. Su 15 gün. Vücut ne yaptı? Vücut aptal değil ki. Baktı ki içeriye malzeme girmiyor. Hemen depoları yedi. Hemen baktı ki gene gelmiyor. Depolar bitti. Bu sefer vücudun zıt parazitleri var böyle. Kasların arkasındaki o burun çocuğun gibi kan doyurmuş. Orada bitmiş kan var. Ki o kan tabii kasları itmiş dışarıya. Onu yemeye başlamış. Vücudun yabancısı ya, kendisini tanımadığı şeyler. Veya karaciğerde böbrek. Bak kansere de yapıyor. Ve bir hastalığın var bir yerde, tamam mı? Midede şu. Bu sefer hastalık nedir? Vücudun tanımadığı mikroplardır. Vücudun yabancılarıdır. İlk önce vücut aç olunca depoyu bitirdi. Sonra hastalık denilen mikropları yemeye başlıyor. Sonra o çocuğun o kaslarını, liflerini itmiş kan vardı ya, fazla kan. Onu da yemeye başladı. Yedi 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 kanı bitirdi. Kanı bitirince kas böyle itilmişti ya, yay gibi. Arkası gelince yay oturdu böyle. Yay oturdu yerine. Göz oturdu yerine. Gözünü ben o olaydan bahsediyorum yani. Ondan sonra İstanbul'da. Çünkü arkası boşaldı ya, yay gerilmişti böyle, bak. Şimdi mesela böyle ya. Boşalınca geldi işte. Geldi göz. Ondan sonra göz yerine oturdu. Doktor da şaşırdı. Şimdi doktor sen... uygulamamış mı? Yok canım. Doktor ameliyat edeceğiz dedi. Ondan sonra. Şimdi bak kardeşim. Nere hasta? Kulağı ya. Tut 3 gün olmuş. Vesvese hastasısın. Vesvesenin bir en büyük sebeplerinden bir tanesi de bir dengesiz şey var da, bir de gıdaları dengesiz. Vesvese hastalarına bakın. Hepsi dengesiz beslenir. Bozuyor kardeşim. Efendiyi bozdun. Burada niye efendi dedi? Yani mide niye efendidir? Biz bir kere tıpta şunu kabul ediyoruz. Efendi beyindir. Hayır. Gıdanın idare noktasında efendi midedir. Midenin en sıhhatli, aklın iyi olursa vücudun iyi olması şart değil. Miden iyi olursa vücudun sıhhatlıdır. Niye? Maddeten tabii. Mide periz. Onun için ne dedi? 4-5 saat yemek yememek veyahut telezzüz için mütenevi yemekleri, çeşitli yemekleri, lezzet almak için birbiri üstüne mideye doldurmak. 3 gün oruç tut kardeşim. Hacamat yaptır. Baş ağrım var. Maşallah deyin. Ben 15-20 seneden beri başım ağrısı denen bir şey bilmem. Hacamatı koyarım tak. Bak şurada da bak yeri var. Yüksek tansiyonun mu var? Ne demek yüksek tansiyon? Damar düşünün. Birim noktasına yaptığı basınç artıyor. Burada kan... Şey. Aa, o zaman itidale getirilmesi lazım. Bak şu kuş gibi yer var. Orada yapacaksın. Halsızlık, takatsızlık, mantar gibi, bozulmuş yumurta gibi halin var. Hacamat yok. Varisi mi var? Ta kendisi. Bak buraya baş ağrısı olmuyor kardeşim. Acıyor mu acaba abi? Acımıyor. Yaparken acımıyor. Yok. Niçin biliyor musun? Hmm. İlk önce bir koyuyorsun ya kupayı. Kupayı koyunca 10 dakika duruyor, 15 dakika. O artık bu koyduğun yer, bütün o bu bölge, buraya koydumsa bu eklemle bu eklem arasındaki bütün pis kanları topluyor. Çünkü damar içindeki kan değil o. Derinin altındaki pis kanlardır. Hmm.
Ondan sonra onu çekiyor 10 dakika. Orayı sipsiye ediyor. Sipsiye edince neye benziyor biliyor musun? Buraya mesela yaralanınca ondan sonra artık oradaki dokular ölünce ayıs etmezsin. Artık dokular orada ölüyor, kanı topluyor. Kaslar da böyle çalışıyor derinin. Derinin kasları böyle çalışır, kanlar böyle pompalanır. Ağrı niye olur? Oksijen taşınmıyor. Tabii kaslar çalışmıyor ki kan pompalansın. Kan pompalanınca oksijen gitmiyor. Sen o kupayı koyunca orada bütün pis kanlar toplanıyor. Sipsiye oluyor, parmak kadar oluyor. Ondan sonra çekiyorsun kupayı. Sonra oraya jileti alıyorsun. Zaten uyuşmuş. Tık 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 jiletin ucuyla. Gıdıklanmak gibi oluyor. Ondan sonra tekrar o kupa 250 gramlık bal kabı var ya kavanozlar. Bu kadar ağzıdır. Dibi biraz geniş. Pamuk koyuyorsun dibine. Makinen yoksa Çin'de yapılıyor, Almanya'da yapılıyor. Pamuğu tutuştur. Kavanozun dibinde. Tabi ağzından ne yapacak? Oksijen çıkacak. Tabi yanarken pat diye o kan deldin ya. Hemen koy. Ama bunlar tabi günü vardır. Kameri ayların 17-19-21'inde yapılır. 3C'ye gelmeyecek. Çarşamba, cuma, cumartesine gelmeyecek. Sabah aç kanda olacaksın. Bir gün önce hanımıyla olmayacak. Banyo yapmayacak. Bir gün hanımıyla olmayacak. Bir gün banyo yapmayacak. Ve yaptıktan sonra bir gün hayvanı mamul yemeyecek. Vesaire. Neyse uzun. Sen bir şey soracaktın, kusura bakma. O noktada. Ben maddelerdeki ruhu maddelerdeki karşılığı demek ki bu yiyecekler. Evet. Oluyor. O zaman insanın dengesiz her şeyi midesine göndermesi ruhundaki dengesizliği de sebep oluyor. Niye? Niçin biliyor musun? Elma bir esmaya dayanmıyor mu? Numenesi bizde yok mu? Evet. Zeytinin esmaya değer miyor mu? Zeytin esmadan yapılmış. Hmm. Onun bir numunesi bende yok mu? Biberin esmadan yapılmış. Onun bir numunesi yok mu? O zaman kainattaki numunesi bende var. O zaman kainatta bir denge var. Bak bir karmar midesi ağırmıyor kainatın. Evet. Peki bu kainattakilerin ruhla alakalı değil mi? Peki bir numunesi madeten burada olmakla beraber cesette esmanın. Bir numunesi de ruhta maneviyatı var. Yani bir şeyin hem madde karşılığı var hem mana karşılığı var. Hı-hı. Mesela bir misal söyleyeyim. Ağzına elmayı koydun. Tam madde. Lezzet aldın, zevk aldın. Zevk madde değil ki. Elmanın ruha bakan tarafı var, cesede bakan tarafı var. O zaman kainattan almış olduğun dengesiz gıdaların cesedi tarif ettiği gibi ruhu da tarif ediyor. Çünkü o paketin içinde, elma serisinin içinde ruha bakan mesajlar da vardı. Onun büyük zatta şöyle tarif ediyor İmam-ı Gazali. Mide çok doldurursan diyor, buhar yükseliyor diyor. Buhar da diyor beynini bloke eder. Onun için çok yerine kafa çalışmaz. Harun özür, ağzın Harun kızmasın ama kilolarda hikmet ilmi olmaz. O sen öyle değilsin de, sen kilolu değilsin çünkü hemen verebilirsin. Varsa söyle abi, biz de tedbir alalım yani. Hikmet ilmi yani tefekkürü şeyler gelişmez. Çünkü böyle bir şey olmuyor. Mesela adamın göbeği böyle. Onlar adın gibi bil ki tefekkürü olmaz onlarda. Adamın mesela öyle göbeği var ki Allah muhafaza etsin. Bir bakıyorum ucunu 15 dakika sonra kendisi giriyor. 15 dakika bir ucu gördüm. 15 dakika gittikçe büyüyor böyle. 15 dakika sonra kendisi geliyor. Çok ileri safhalar, anlıyor musun? Yani bir latife tarafı da ama doğru tarafı da hikmet ilmi onda şey yapmıyor. Şimdi burada bu keselim. Üçüncü ünlüklüğü de başka zaman okuruz. Abi, bu hacamat hakkında soracağınız bir şey yok değil mi? Hastalıklar müsnesna değil mi bu kilolarda? Tamam. Belki hastalıktan oldu yani. Tamam. Kamera ay ne zaman oluyor? Kameri ay. Ne zaman o değil. Mesela evet. Şimdi Ağustos'uz, Temmuz'dur, Recep ayı, Ramazan, Şaban. Bunlar kameri ay denilir. Rebiül evvel, Rebiül ahir. Bunların adı bu. Bu günlerin 17, 19, 21'i. Eğer hastalık varsa Kemal, son 27-29'unda olmaz. Baş 1-3'ünde olmaz tek günler. Ama hastalık varsa 3, 5, 7, 9, 11'de olur ama en sihatlı günler 17, 7 sene bunu yaptım yayılsın bu sünnet diye. 17, 19, 21. günleri de yapılır.
senede iki defa 19'a veya 21'e gelen iki tane salı vardır. Ondan sonra 3C gününe gelmeyecek. C, çarşamba, cuma, cumartesine hacamat yapmadan önce bir gün, yani akşam namazından önce bir şey yemeyeceksin yatarken. Ta hacamat yapana kadar. Hacamat yaptıktan sonra 2 saat bir şey yemiyorsun. Ve 2 saat bir şey yemiyorsun ve ertesi gün aynı sabaha kadar, hacamat yaptığınız güne kadar hayvanı mamul yemiyorsun. Peynir, efendim, et, yumurta yemiyorsun. Tatlı yiyin diyor hadiste. Ben Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, çok mühim de onun için üzerinde duruyorum, hem yayılsın bu. Ben diyor uruç ederken Miraç'ta hiçbir sema ehli yoktur ki bal şerbetiyle hacamatı tavsiye etmemiş olsun. Yani her melaike tavsiye etmiş. Tamam. Ha peki anlatayım, böyle de bir şey yapayım. Arkadaşlar nasıl yapacaksınız? Anlatayım böyle kısacası. Diyelim ki buraya yapacaksın, kıldın. Ağrıyor. Neren ağrıyorsa oraya yap. Ama tam koyamıyorsun, kemik var, onun yakınına yap. Yakınına yap. Tamam. Ama yerleri de var bunun tabii. Burayı ciletle temizle. Zeytinyağını sür. Bu kadar, ağzı şöyle olacak. 250 gramlık o bal kavanozdan al. Ama aletin yoksa, oysa Arabistan'da aleti satılıyor. Pamuğu lif lif yap böyle. İspirto sür. Kavanozun dibine pamuğu at. Ağzından at. Tamam mı böyle? Hayal. Uzaktan şey var ya böyle çakmaklar var. Ocak çakmağı. Sok içine. Dibinde pamuğu yap. Ne yapacak pamuk? Yanacak. Yanması için ne yapacak? Oksijeni çekecek yukarıdan aşağıya. Çekerken şöyle getir. Şu azı ya. Şöyle. Pat diye yapıştır. Ne yapacak bu? Çekecek böyle. Aman acayip. Böyle bir çıkınca biraz böyle şey yapacak. Bu sefer bu eklemle, en azından bu eklem arasındaki bütün böyle böyle etin altındaki kaslar arasındaki kanın akıcılığına mani olan kasları hareket ettirmeye bu şu şekilde yapan kaslar şu şekilde kalıveriyor veya bu şekilde büzüşüyor. Onlar hep çekecektir. Hem o kasların hareketinin startını veriyor. Hacamat hareketlendiriyor. Koydun 10 dakika dursun. Parmağın kadar bu deri yükselecek böyle. Çıktı ya. Ve sipsiye yaptı Harun. Mesleğin ya senin. Sipsiye yaptı. Ölü hücreler geldi mi buraya? Ondan sonra sök. Ama böyle çekme. Ama bir tarafından bastır, tak kaldır. Tak kaldır. Ha? Getir, tekrar pamuk değiştir. Pamuğu böyle lif lif yap. Kavanozun altına koy. Tekrar o uzun çubuklu çakmakla yapacaksın. Koy oraya. Jileti al. Burası uyuşmuş artık. Öyle normal ete vuramazsın jileti. Acır. Jileti al ucunu. Uyuşmuş ya, sipsiye olmuş. Tak 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 tak. Boşluk bırakma. Hafif gıdıklanma olur. Ondan sonra o şeyi tak diye tutuştur, yapıştır. Artık ne kadar akacak, ne kadar tutacağız? O durana kadar, o senin elinde değil. Ne kadar pis kan varsa gelir, yoksa gelmez. Damar değil ki vücut boşan. Kesinlikle gelmez. Akacak kadar, sana vereceği kadar veriyor. Ondan sonra söküyorsun böyle, oksijenli suyla temizliyorsun. O kadar. Harika, inan bana. O kadar harika ki kuş gibi oluyorsun. Duramıyorsun. Kuş gibi oluyorsun. Acayip bir şey. Ha, ötekisi o 3 gün açlık yaparsan o iç organlarındaki hastalıkların tedavisi oluyor. Dene, görürsünüz. Vücudun her hastalıklı bölgesine yapılabiliyor. Yapılabilir. Mesela başın mı ağrıyor? Buraya yap. Vesvesen varsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, vücudunuzda kan dolaştığı gibi diyor, şeytan kanla beraber dolaşır. Hacamat yaparsanız diyor, kanı çekiyor ya, o cinleri de ve şeytanı da çekersin. Nasıl çekersin? Kupayı buraya vurdun mu? O zaman diyor ki hadiste, 7 ayet-i kürsü okuyun. Peki cin kanında dolaşıyor. Dolaşabiliyor, şeytan dolaşabiliyor. Hacamat yaptın mı bak şimdi? Peki ayet-i kürsü okurken, hacamat çekerken, bu kaçacaktır. Okuyorsun. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. La te'huzu sinetun ve la nevm. Okuyorsun ya. Bu sebep bu kaçıyor. Kaçamak yer arıyor cin. En uzağa kaçıyor. Vücudun nerelerine? En çok parmak uçlarına, ayak, el uçlarına gelir. Tamam mı?
Onu buralara kaçalım. Bu vücudun en uzağı bu hacamat yeri oluyor. Kanla beraber pat diye o kaçınca bu akıcılık içinde o da cin de geliyor bu tarafa. Cin de şey yapılıyor. Onun için cine de peygamberimizin hadisi. Hadis bu. Ona vurduğun yerden çekiliyor. Sonra organ ağrısı varsa o 3 gün açlık meselesi. 3 günden sonra meyve suyuyla akşam üzerine doğru lapalı yağsız tuzsuz pirinç pilavı. Biraz ama bunlar onunla da meyveden sonra hemen böyle yarım bardak yapamazsan bile bardağın 1/3 biri zeytinyağı, 1/3 biri limon suyu. Sık karıştır, iç. O bağırsakta var ya bağırsak zaten bomboştu. Onu da inince bağırsağın tamamen o böyle bağırsak şeyini düşün. Onun ilk böyle zarı sipsiyadır pislikten. O zeytinyağı ve limon o şeyi bezi de söküyor. Pislik diye akıyor. Pis pis sipsiyah katran gibi bir şey akar. Temiz ediyor. Yapın. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.